Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 15. dersimize gelmiş bulunuyoruz. Bu dersimizde ve bundan sonraki birkaç dersimizde örnek uygulama yapacağız. Şimdi gelin EDUS programımızı açalım ve ilk örnek uygulamamızı yapalım. EDUS programımızı çalıştırıyoruz. Beşinci dersteyiz. Yeni bir proje. New Project ikonumuzu tıklayıp bir isim veriyorum. Ders 15. PAL-SD seçeneğinin seçili olduğundan emin olduktan sonra OK'yi tıklayarak programı başlatıyorum. Hemen artık biliyoruz. Yeni bir klasör açıyorum. Sağ tuşla New Folder komutuyla buraya video diyorum ve video klasörü seçiliyken hemen bu alanda sağ tarafta çift tıklayarak sizler için çekilen üniversitemizin güzel görüntülerinden oluşan Love Campus klibini buradan ön izlemeden bakıyorum. Evet, klibim doğru. Bunu açıyorum. Daha sonra birkaç farklı yöntem var demiştim. Bunu timeline'a atmak için kliplerle timeline'da çalışmak için ben şunu tercih ediyorum. Bunu sürüklüyorum ve timeline'a bırakıyorum. Başındaki boşluğu da almak istiyorum. Hemen üzerine sağ tuşla delete gap komutuyla başındaki boşluğu da aldım. Buradaki slider'ı kullanarak birazcık ölçeğimi genişletiyorum. Şöyle daha rahat çalışma yapabilmek için. Daha sonra klavye üstünden space tuşunu kullanarak, boşluk tuşunu kullanarak ya da buradaki play tuşunu kullanarak klibimi oynatıyorum. Bakın bir bar ve bir sinyal tonu duyuyorsunuz. Bu cihazları kalibre etmek için gerekli. Evrensel renk değerlerine ulaşabilmek için bar dediğimiz bu görseli kullanırız. Filmlerin ya da çekimlerin başında. Aynı şekilde sesimizi standart bir seviyeye ulaştırmak içinse belirli volümde, belirli frekansta bir sinyal tonu yayınlarız. Evet, filmimiz başladı. Bu tip durumda arkadaşlar, yani sizin elinizde bir footage var. Kasetten bunu aktardınız ediyorsa, tek bir kasetten aktardınız ve bütün planlar böyle iç içe. Yapmanız gereken ilk şey bu filmin içindeki sizin ihtiyacınız olan görselleri seçmek, ihtiyacınız olmayanları, planları ayıklamak. Ama şöyle bir başlangıç yaparsak daha iyi olur. İlk önce yani eğer bu görüntülerin seçimine karar verecek olan kişi siz iseniz istediğiniz görüntüyü seçebilirsiniz. Ama yanınızda bir yönetmen varsa yönetmene kolaylık olması için öncelikle bu tip materyallerdeki, bu tip footage'deki tüm planları bölersiniz arkadaşlar ki yönetmen izlediğinde ya da görüntüyü filmi montajlayacak olan kişi izlediğinde bunları daha sonra kolay kolay seçebilsin, ayrıştırabilsin. Nasıl yapıyorduk hatırlayacaksınız. İzleme çubuğumuz görüntüyü seçmek istediğimiz planın başına alıyoruz. Burada timeline'da izleme çubuğumuzu burada ön izlemeden izleyerek şöyle başına getirdim gördüğünüz gibi. Bunun da birkaç farklı yöntemi var. Klavye üstünden C harfine basarım ve buradan gördüğünüz gibi hemen bir kesim uygulayarak klibi ikiye böldü. Sol taraftaki parçayı istemiyorum. Bunu sildim. Bakın hemen
Siler silmez. Tekrar undo yapıyorum. Ctrl Z komutuyla. Siler silmez ben. Ripple delete modu burada aktif gözüktüğü için hemen o boşluğu sildiğim yer kadar olan boşluğu kapayarak arayı doldurdu. Bu tip görüntü ayıklama, görüntü seçme durumlarında Ripple Delete modunun şurada açık olmasını öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bakın burada kapalıyken aktifledim ve sildim. Aradan diyelim şöyle şu görüntüyü istemedim. Varsayıyorum. Şunu da sildim. Ben bu görüntülerin arka arka koyulmasını isterim. Her seferinde sağ tuşla buradan Delete Cap ya da bir sonraki klibi taşıyarak vakit kaybetmemek için ediyorsun. Bu güzel özelliğinden faydalanmak isterim. O yüzden buradaki Ripple modu aktif hale getiriyorum. Yani üzerinde kırmızı işareti yoksa aktif demektir. Şöyle sildim istemediğim bölümü ve otomatikman o boşluğu kapadı. İzleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Ölçeğimi biraz büyüttüm. Bu arada sizin işinizi kolaylaştıracak bir yöntem daha var. Bu görüntü ayıklama işlemi sırasında. Burada bakın Fast Forward, Rewind tuşlarım var. Buradan şu kutucuğun içinde görüyorsunuz Fast Forward yazıyor ve kenarında hemen kısa yolunu gösteriyor. Ediyorsun tüm komutlarında şöyle gösterirsem kısa yolla çalışmak isteyen arkadaşlarımız için bir avantajdır. Daha hızlı resimde gezin. Bakın plan değişti bu arada. Dikkat ettiniz mi? Şöyle geniş. Ben şu preview penceresini biraz büyütmek istiyorum ki daha büyük görelim. Şunları aşağı doğru çekelim. Şöyle. Doğal olarak preview penceresi burada büyüdü. Bakın tam şu noktada gördüğünüz gibi daha yakın çekime kesiyor. Bu planı bölmek istiyorum. Burada hemen şurada bir yerlerde şuradan C'ye bastım. Bu klibi aktifleyerek klavye üstünden C harfi, Ceyhan'ın C'si ya da ne demiştim? Siz kendinize uygun bir benzeştirmeler yapabilirsiniz aklınızda kalması için. Benim burada bulduğum metafor jilet. Hani bazı yörelerde J harfiyle yazılmasına rağmen C ile söylenir. Aklınızda kalması için iyi bir metafordur. Klibim aktif iken C harfine basıp buradan bir kesim noktası oluşturuyorum klibin burasına. Daha sonra biraz elimle sürükleyerek şöyle bakın. Bu planı bölmüş oldum. Yine izleme çubuğum kesmek istediğim noktaya getirerek klavye üstünden N harfine basıyorum. Niğdenin N'si arkadaşlar. Bu da neydi hatırlayacaksınız? Klibin solunda kalan, şurada kalan parçayı izleme çubuğunun oradan keserek siliyor. Şöyle ki. Ve aradaki boşluğu dolduruyor. Ripple Delete modu aktif olduğu için. Yine söyleyeyim. Tekrar bu sefer Fast Forward. Bir kere basarsanız arkadaşlar hızlanır. Bakın yine plan değişti. Şurada fark ettiniz mi? Şurada üniversitemizin kampüsünde bulunan havuzlu karkasın saatine daha yakın plan bir çekim gerçekleştirilmiş. Şöyle şuradaki slider'ı kullanarak birazcık timeline'ımı genişletiyorum. Hassas bir kesim yapabilmek için. Şuralarda kesebilirim. Klibim aktif iken C'ye basıyorum ve kesim noktası oluşturuyorum. İlerliyorum. Ve bu planı ön izleme penceremde gördükten sonra klibimi aktifleyerek N tuşuna basarak ikinci planı bir sonraki planı seçmiş oluyorum. Tekrar değişti. Şurada yine kesiyorum. İşlemleri C ve N tuşu arkadaşlar. Şöyle elimle de tabii böyle hızlı bir şekilde sürükleyebilirim. Bakın burada yine plan değişiyor. Biraz geriye alıyorum. Şuradan bir kesim noktası oluşturuyorum ilk önce. Biraz ilerledim. Bir tilt up hareketi var arkadaşlar. Tilt up kameranın yukarıdan aşağıdan yukarıya düzeltiyorum. Tilt up hareketi şurada başlatıyorum.
kameranın aşağıdan yukarıya hareketine verilen isimdir. Bu hareket tersi olsaydı, tersi var mı burada bilmiyorum, bakalım şimdi. Tersi yok. Bu hareketin adı tilt up'tır. Tersi olsaydı, yani kamera hareketi yukarıdan aşağıya olsaydı, bu kamera hareketinin adı tilt down olacaktı. Şimdi burada biraz hassas kesim yapalım. Tam yukarıya çıkmaya başlarken kamera şurada. Durduralım, evet. Birkaç kare hatta geriye alıyorum. Kesmek istediğim nokta burası. Bir önceki planın başından ben bir kesim noktası oluşturdum. N harfine basarak ve izleme çubuğunu kesim noktasına getirerek Space tuşuna basarak planımı izliyorum. Saate doğru bir tilt up. Kaldık. Bu kadar bana yeterli. İzleme çubuğum burada. C harfine basarak klavye üstünden kestim planımı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki planım fix bir plan. Karemin içinde öğrencilerimiz kampüste havuzun kenarında dolaşıyorlar. Bir önceki planımı bu noktadan kesmiştim zaten. Kesmek istediğim noktaya getirip izleme çubuğumu N harfine basıyorum. Bakın. Şöyle kadraj içinde hareket. Evet, şimdi kadrajdan çıkacaklar büyük ihtimal. Şöyle hızlandıralım. Evet. Çıktıkları noktadan şurada bakın. Şu insanlar kadrajı terk ettikleri noktadan planı C harfiyle izleme çubuğunu o noktaya getirerek bölüyorum. Daha sonra bir sonraki plan havuzun şöyle bir detay çekimi. Yine kesmek istediğim noktaya getirip bir önceki plandan buradan kesili olduğu için N harfine basıp bu planı da böylece kullanmak istediğim kadar elimi hızlı bir şekilde ilerletiyorum izleme çubuğunu. Bir sonraki plan bu. Biraz geriye alıyorum. Şuradan bir kesim noktası oluşturup bir sonraki planın başına şöyle getiriyorum. Buradan timeline'dan arkadaşlar. Sonra N harfine basıp bu planımı da böylece bölmüş oluyorum. Bu planımı da yine böyle izledim. Başka farklı plana geçmeden kameranın önünden muhtemelen sinek geçiyor şurada. Onu istemiyorum. Biraz geriye alıyorum. Şöyle. Şurada. Klip üstünde şurada. Bir kesim noktası oluşturuyorum ve bir sonraki planıma şöyle geçiyorum tekrar. Devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet, yine planım değişti. Şurada yine C harfine basıp bir kesim noktası oluşturdum. Daha sonra buradaki kaydırma çubuğumu kullanarak kesilmemiş noktalara ilerliyorum. Şurada evet planım değişti. Şöyle fix bir planım var yine. Şuralara bir yere gelirsem yeterli. Aktifliyorum. N harfine basıp bu planımı da böylece bölmüş oluyorum. Bir hareket var şimdi göreceksiniz. Şu planın başına alalım. Evet. Bir pan hareketi var arkadaşlar. Kameranın sağdan sola veya soldan sağa yatay hareketini biz pan hareketi olarak adlandırırız. Bakın. Sağdan sola doğru bir pan hareketi. Hareketin bittiği yerde durduruyorum. Space tuşunu kullanarak ve buradan yine klibin üstünde bir kesim noktası oluşturuyorum. Şu plan, yani şu küçük yukarıya doğru şöyle taşırsam, şu plan benim şu anda seçtiğim pan planı arkadaşlar. Devam ediyorum kliplerimi. Bakın yine planım değişti. Şuradan bir önceki kesim noktası olduğu için N harfine basıp temizliyorum. Sanırım bu fix bir plan. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet, burada da bir kamera hareketi var arkadaşlar. Bakın şu kamera hareketin başından başlayayım. Hassas bir şekilde ilerleyebiliyorum. Şöyle timeline üstünde slider'ımı, yani izleme çubuğumu kaydırarak şöyle hareketin başına getirdim. N harfine basarak istemediğim bölümü attım. Şöyle bir kamera hareketi var. Optik kaydırma da diyebileceğimiz bir hareket. Türkçesi zoom in arkadaşlar. Yani yaklaştırma.
Şöyle bir zoom in hareketim var. Kameranın bu hareketine zoom in diyoruz arkadaşlar. Evet, İletişim Fakültesi binalarımızın pencerene doğru yavaş yavaş bir zoom in. Hareketin bittiği yerde durduruyorum ve C harfine basarak bu planı da seçmiş oluyorum. Evet, yine üniversitemizde dolaşan öğrenci arkadaşlarımızdan oluşan bir plan. Şöyle hareketin başını şöyle yakalamak için izleme çubuğumu oraya getiriyorum. Kestim başını. Evet, izliyoruz planı. Sanırım bir zoom out olacak. Evet. Şöyle bir zoom out'umuz var. Hareketin bittiği yerde ben planı kesiyorum. Tekrar izleme çubuğumu sağa kaydırarak kesme işlemine devam ediyorum. Şöyle bir planım var. Şöyle şu parçayı istemediğim için N harfine basıyorum. Sanırım fix bir plan. Şöyle. Evet, şurada kestim. Plan değişti tekrar. Bu da fix bir plan olabilir. Evet, fix böyle banklarımı, üniversitemizin banklarını çekmişiz. Buradan bir kesim noktası oluşturuyorum. Şöyle bir yine fix planımız var. Şöyle. Bunu da bölüyoruz. Devam edelim. Evet. Yine bir zoom out var arkadaşlar. Bakın hareketin başından hassas bir şekilde getiriyorum imlecimi. Şu aralığı artık istemiyorum. Şu aralığı. Ve N harfini kullanarak siliyorum. Evet, zoom out hareketini görüyorsunuz. İzleyelim. Üniversitemizin yurtlarından. Evet, teknoloji binamızın üzerinden şöyle bir yavaş zoom in. Bu arada görüyorsunuz kampüsümüz ne kadar yeşillikler içerisinde. Denize de çok yakınız. Evet, bu kadar yeterli. C harfine basıp bu planımı da ayırıyorum. Sonra evet, kampüsümüzün içindeki ağaçlardan izleme çubuğumu kesmek istediğim noktaya getirip N harfine bastım. İzliyorum. Şöyle. Bu kadar bana yeterli. Yine C harfine bastım. Planımı böldüm. Devam ediyorum. Yine bir önceki yakın plan, ağaçtaki çiçeklerin hangi ağaca ait olduğunu burada görmüş oluyorum. Kesmek istediğim noktaya getirip N harfine basıyorum tekrar. Şöyle. Bu kadar bana yeterli. Yine bir kesim noktası oluşturdum. Devam ediyorum. Evet, yine kampüsümüzden manzaralar kesiyorum. Evet, burada da bir sağa doğru pan hareketi var. Görüyorsunuz, hareketin başına getirdim. Ve N harfine basarak kestim. İzliyorum kamera hareketini. Şöyle yeni bir kesim noktası oluşturdum. Devam ediyorum. Şöyle bir pencereleri görüntülediğimiz bir bölüm var. Bu planı da seçelim. Şöyle. Bu kadar yeterli. Devam ediyoruz. Şöyle bir plan var ama benim pek hoşuma gitmedi, bunu seçmiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz seçici kişiyseniz bu anlamda hemen bu karar verip silebilirsiniz. Ama yanınızda yönetmen varsa o planı görmek isteyebilir. Sonuçta yönetmenin takdiridir, kullanmak isteyebilir. O yüzden size önerim, bu gibi durumlarda siz seçin, daha doğrusu planı ayırın, kesili olarak sizin projenizde kalsın. Şu anda biz de öyle yapalım. C harfine basıp buradan bir kesim noktası oluşturup şu planı, bakın şuradan izlersek başında biraz şey var, onu da alalım şöyle. Aktifliyorum bunu. Yani şu planı, bu plandan sonraki, şu yakın pencereler planından sonra bakın bu planı burada
ayrı bir şekilde saklıyorum. Yani silmiyorum, saklıyorum derken. Şöyle o kadarlık bölüm yeter zaten. Yine üniversitemiz kampüsünde dolaşan öğrenci arkadaşlarımız şöyle. Ve aynı zamanda pan var. Panın başından ben seçeyim bunu arkadaşlar. Şöyle ki. Şöyle. Hem kamera içinde hareket var hem de bir kamera hareketi var. Yine yurtlarımıza doğru görüyoruz. Sağa doğru bir pan. Böldüm bu planı. Bir kesim atarak. Sanırım tekrar var şeyin. Değilmiş bir fix bir plan. Şöyle şu fix'i de alalım. Şuradan. Yeterli. C harfine basarak kesiyorum planımı. Şöyle ağaçlarımız var. Buradan da bir kısa süreli bir klip alalım. Şöyle yeterli. C harfine basıp yine kesimi yaptım. Evet. Şu üniversitemizin rektörlük binasındaki önündeki logo totemimiz. Bunu da N harfine basıp hem buradan kesim oluşturuyorum hem de bunun solunda kalan klibi silmiş oluyorum. Bastım. Evet, şöyle fix bir kare olduğu için şu kadar yeterli tahmin ediyorum. Daha yakın toteme kesmişiz. Evet, şöyle hemen C harfine basıp klibimi bölüp kesiyorum burayı da. Evet, rektörlük binamız. Şöyle fix bir plan. Şu kadar yeter. Bir sonraki plan. Yukarıdan aşağı bir tiltap var ama bakın o sırada bazı öğrenci arkadaşlarımız kameranın önünden geçmiş. Çok sağlıklı bir plan değil. O yüzden bunu istemiyorum ben. Şöyle şuradan itibaren kullansam daha iyi olur. Aslında kamera içinde hareket olması bir görsel zenginlik oluşturur ama o arkadaşların bize sırtı dönük olduğu için pek kullanmak istemedim. O yüzden o planı hiç koymuyorum bile. Bazı planlar vardır ki artık nasıl diyeyim hani 2 kere 2 4 kesin net bellidir ya. Böyle bariz şeylerde o inisiyatifinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu hiç yönetmene bile göstermeyin. Eğer bir kurgu operatörü olarak çalışırsanız bir yerde. Şöyle hareketin başını buluyorum. Ve C harfine basarak burayı bu sefer bu yöntemle yapalım. Delete tuşuna basıp siliyorum. Hemen Ripple Delete yaptı bakın. Şöyle. Evet, bu sırada da başka bir öğrenci arkadaşımız kameranın önünden geçmiş. Yüzü gözükseydi aslında olurdu ama hoş olmamış. O yüzden şöyle yeniden alalım şu tilt hareketini. Tam tersi var. Bakın tilt up hareketi var. Şuradan alalım. Şöyle bunu aktifliyorum. N tuşuna basıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle bir tilt up hareketi rektörlük binam için C harfine bastım. Buradan bir kesim noktası oluşturdum. Devam ediyorum. Evet. İletişim Fakültesi binamızın yerden çekimi. Bu planı da seçiyorum. Şöyle bu kadar yeterli. Bakın kare içinde bir hareket var. İleride bir öğrenci arkadaşımız yine yürüyor. Bunu seçiyorum. Şöyle şu kadar yeterli. Biraz daha yakın plan bir çekim. Bunu da seçelim. Şöyle. Oradan bir kesim noktası oluşturuyorum. Evet. Evet, öğrenci işleri binamız. Şöyle. Şu kadar yeterli. C harfine basıp buradan bir kesim noktası oluşturuyorum. Bir sonraki planın başına olarak N harfine basıyorum. Şöyle. Evet, üniversitemizin girişi. Şöyle bir planım var. C harfine basıp buradan yine bir kesim noktası oluşturuyorum. Yine üniversite
kampüsümüzün giriş noktasına. Bu sefer biraz daha geriden şu palmiye ağacını da içine alacak bir kadraj oluşturulmuş. Bence daha hoş duruyor. Ama her iki plan da şöyle dursun. Şöyle. Şu kadar yeterli. Evet, üniversitemiz yine giriş kapısından bir zoom out hareketi var tahmin ediyorum. Evet. Şöyle. Evet. Yine kestim. Bu da daha yakın. Arabaların giriş çıkışını gösteren bir plan. Şöyle. Bunu da bölelim. Sanıyorum bu son planımız olacak. Şöyle. Evet. Son planımızmış. Sağ tarafı da nasıl kesiyorduk arkadaşlar? Aktifliyorum. Klavye üstünden izleme çubuğunu kesmek istediğim noktaya getirip sağ tarafını istemiyorsam klavye üstten M harfine basıyorum. Basar basmaz bakın ki bu noktadan kesiyor ve siliyor. Böylece arkadaşlar filmimizde kullanacağımız planlarımızı bölmüş olduk. Gördüğünüz gibi bir sonraki dersimizde bu elimizdeki footage'dan üzerine müzik de ekleyerek bir küçük bir film yapacağız, bir uygulama yapacağız. Umarım keyifli bir çalışma olmuştur, beğenmişsinizdir. Bugünlük dersimiz bu kadar, burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde yine değişik bir uygulama yapacağız. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.